Proje algoritmanın eğitilmesiyle başladık. Algoritma nasıl eğitiliyor aslında? Bunu iyi anlamak lazım. Algoritmanın eğitimi biraz insanın eğitimine benziyor. Yani bize yeni bir beyin cerrahisi asistanı geldiğinde biz ona MR'ları vesaireyi nasıl öğretiyorsak algoritmaya da öyle öğretmeyi denedik. Ne demek bu? Bu şu demek. Bir beyin MR'ına baktığımızda beyin neresi, kafatası neresi? Öncelikle onu anlaması lazım ki beyindeki anormallikleri ayırt edebilmesi için sadece beyne odaklanması gerekiyor. Dolayısıyla ilk yaptığımız şey nereye bakması gerektiğini öğretmek oldu algoritmaya. Sonrasında ne yaptık? Sonrasında yaptığımız şey şu. Algoritmaya öğrettiğimiz şey beynin neresinde veya çekilen MR'ın neresinde ne var? Beynin ön tarafı neresi? Ventikül dediğimiz su dolu boşluklar neresi? Göz neresi? Üçüncü ventikül neresi? Bunlar anatomik bir takım beyindeki terimler. Bunları tek tek işaretleyerek algoritmaya öğrettik. Biz buna etiketleme diyoruz. Yaptığımız şey bu. Öncelikle normali öğrettik. Sonra ne yaptık? Anormal hastaları öğrettik. Yani o beyin MR'ında öğrettiğimiz, efendime söyleyeyim, ventikül, göz ya da beyin burası dediğimiz şeyi hastalarda da yaptık. Ama onlarda ilaveten yaptığımız şey dedik ki, burası tümör, burası tümörün ödemi, burası tümörün kanaması, burası tümörün MR'ın ilacını tutan yeri, kontrast dediğimiz maddeyi tutan yeri tek tek bunları öğrettik. Ve bu şekilde etiketlenmiş bir veri seti oluşturduk. Buradaki en kritik şey bizim yaptığımız veri setinin mümkün olduğunca ayrıntılı oluşturulmuş olması ve de tamamen bu işin profesyonelleri tarafından yapılmış olması, herhangi bir kişi tarafından değil. Çünkü altın standart dediğimiz o standardın oluşturulması gerekiyor. Ne demek? Bir insanın, bu konuya hakim bir insanın, evet burası beynin şu bölgesi, burası beynin bu bölgesi diye kendisinin bunu algoritmaya göstermesi gerekiyor ki sonradan algoritma bunları yanlış öğrenmesin. Güzel, biz veriyi etiketledik. Sonrasında bu veriyi mühendislerden oluşan Cumhurbaşkanlığı'nın ekibine verdik. Onlar ne yaptılar? Onlar kendi ellerindeki güçlü bilgisayarlarla, Cumhurbaşkanlığı altyapısındaki bilgisayarlar bunlar, algoritmayı eğitmeye başladılar bizim veri setimizle. Bizim veri setimizle eğitilen algoritma, onların yaklaşık 4 veya 5 fold denen, yani kaç defa tekrar yapmak gibi, aynen bu ezber yapmak gibi, algoritmanın bu veri set üzerinde öğrenmesini tamamlamasından sonra test aşamasına geldik ve bizim normal kendi Gazi Üniversitesi'ndeki hastalarımızdan algoritmanın görmediği birkaç örnek hasta üzerinde denedik ve başarılı olduğunu gördük algoritmanın. Bundan sonra yapılan şey, evet elinizde bir algoritma var ama bunu bir yere uygulayamıyorsanız bu bir sorun. Bilgisayarınızda duruyor olabilir ama Gazi Üniversitesi'nin bilgisayarında bunu uygulayamıyorsanız hiçbir işe yaramıyor. Bundan sonra yapılan şey, Cumhurbaşkanlığı ekibinin ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ve Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin ortak çalışmasıyla bizim PACS dediğimiz görüntüleme sistemine bu algoritmanın entegre edilmesi.